kanalıma hoş geldiniz. Sonunda beklenen Chloe Ting Challenge serimi bitirdim. Dün itibariyle ve bugün ölçümlerimi yapmak için kameranın karşısındayım. Ondan önce biraz bahsetmek istiyorum. Videonun sonunda beraber ölçümlerimizi yapacağız. Ben de oldukça heyecanlıyım bunun için. Acaba kaç santim inceldim ya da hiç incelmedim mi? Çünkü hiçbir şekilde beslenmeme dikkat etmedim. Bir süresinde maydanoz kürü, detoksu yaptım sabahları, sonra ortasında bitti. Ve dürüm de yedim. Geç saatte Nutella da kaşıkladım. Yani her şeyi yaptım, öyle bir diyete girdiğim söylenemez. Ama ben de biraz inceldim çünkü giydiğim taytlardan sonlara doğru, egzersizlerin sonlarına doğru taytların böyle bollaştığını hissettim. Umarım bir santim bile olsa incelmişimdir ve bu videonun hakkında veririm diye umut ediyorum. Şimdi Chloe Ting Challenge'ı ne olduğunu anlatmıştım daha önceki videomda. Orada işte nasıl arayacağınızı söylemiştim. Google'a Chloe Ting yazdığınız zaman çıkan ilk sitede bir sürü programlar var ve hepsi tamamen ücretsiz. Ben göbek challenge'ını seçmiştim. Karın kası challenge'ını seçmiştim. Basen var, kalça var, tam vücut var. Bir sürü böyle işte 30 günlük, 14 günlük programlar var. Ben 14 günlükle başlamak istedim. Sonra bir hafta ara verip belki başka bir challenge'a daha başlayabilirim. Çünkü soru cevap kısmında Chloe Ting öyle bir öneride bulmuş. Başka bir challenge yapmak istiyorsanız bir hafta ara verin demiş. Benim bildiğim de kaslar aslında egzersiz sonrası değil, daha sonra oturuyor ve tam böyle videonuzun şekli daha belli oluyor. Ben şimdi sizleri birinci günden 14 günün hepsini çekmedim sanırım. Zaten bazı günlerde tatildi, yok. Mesela dün çekemedim. Tipim çok müsait değildi. Modum yoktu. Böyle hemencik hızlıca egzersizimi yaptım 30 dakika. Aslında bu hafta hep böyleydi. Hızlıca böyle dünya uyurken yaptım ve bıraktım. Önceki günler hep akşamları çekim yaptım. O yüzden daha rahattı çekim yapmak. Ama dünya uyurken böyle acelece izleyip yaptığım için son günleri videolayamadım. Yine de zaten önemli olan benim yaptığım egzersizler değil, sizin orada izleyeceğiniz egzersizler. Şimdi sizleri yapmış olduğum kadarıyla egzersizlerimi hızlandırmış şekilde izlemeye bırakıyorum ve sonrasında beraber ölçümlerimizi yapalım. Şu anda Chloe Ting'e başlarken tok kilo 67.80. Belimi ölçeceğim. Siz işte hep benim bel bölgemi gördüğüm için kilomu göstermediğimi söylüyorsunuz. Boyum bu arada 1.71. Alt karın bölgemde bir yağlanma söz konusu oldu. Şurada. Ben kilo aldığım zaman direkt basenden alıyorum. Evet, bel çevresinden başlıyorum. Bel çevresi 74. Göbek deliği 82. Bir de basen ölçeceğim ben. Basenlerimin incelmesini istiyorum çünkü. Yani kalça altından mı ölçmem gerekiyor baseni? Basen çevremde yanlış ölçmüyorsam 102 santim. 14 günün sonunda bunları tekrardan beraber kontrol ederiz. Kaç çıkmıştı? 72, 77. 102 mi? Neyse, ben aklımda tutamadım videoyu izleyince şey yapacağım. Keşke yazsaydım. Neyse, şimdi hemen başlıyorum. Ölçülerim bunlar. Olmaz, ekrana da yazalım. Bugün başlamış oldum. Sonra bunun tamamıyla ilgili, yani 14 gün sonunda programla ilgili deneyimlerimi aktardım. Başka bir videoyu daha anlatmış olacağım. Onu da yarın ikinci günden itibaren çekmeye başlarım. Hadi başlayalım. Bitirdim. Bugün Chloe Ting Challenge ikinci günüm ve çocuklar şimdi uyuyorlar. Saat 10'a geliyor. Bütün gün öyle koşturdum ki zaten bir önceki YouTube videomda değil, birkaç ev temizlik ve ev turu videomda da gördüğünüz gün çekiyorum ikinci günü. Orada da bahsettim bugün ikinci gün olduğunu. Ancak bu saati buldu egzersizi yapmam. Çünkü aslında bu akşam yazlığa gidecektik. Son dakikada yarın sabah erteledik. Bilgisayarım şarjda olduğu için, diğer videoyu oraya yüklediğim için şarjda, telefonumdan açtım. Chloe Ting'in ikinci gününü açtım. Normalde bilgisayardan açtığım zaman iki video görünüyordu. Ancak burada şu anda 5 tane video var. 1, 2, 3, 4, 3 video görünüyordu dün zaten. 1 ve 5. video optional, yani isteğe bağlı. İsterseniz yaparsınız. Toplamda 35 dakikalık bir seri. Çocuklar uyuduğu için saat 10.35'te bitirmeyi planlayarak başlıyorum. Dün zaten birinci günde
Hareketlerin hepsini tam yapamamıştım. Çok hızlı ve ağır gelmişti. Nabzım bir süre düşmedi. Ama bugün bu saate kadar hiç oturmadığım için fark etmedim ama bu yaramaz videoyu trollemeye çalışıyor. Ne istiyorsun? Ne bu ağzın açık? Ne oldu? Isırma, ısırma. Ne yaptım ya ben sana? Yapma. Ne zaman video çeksem hep bunu yapıyorsun. Yapma bunu. Yapma. Saldıracak şimdi. Kıpırdayamıyorum yani. Nefes alamıyorum şu an senin yüzünden. Ne oldu? Git buradan ya. Git buradan. Git. Git yat hadi. 2 saattir uyuyordum. Ne oldu şimdi Mithat'ınca ya? Bu kedi hep böyle. Bu anların bozucusu. Çocuklar uyudu. Hı, hadi gel. Ah ah. Ay yapma çocuğum yapma. Ne oldu? Ne istiyorsun? Kapıyı mı açayım? Saldırma istiyorum. Korkunç bakıyorsun bana şu an. Çık buradan. Çık. Evet, bu saate kadar oturmadığım için dünkü egzersizle ilgili bir yorumum yoktu. Ancak daha şimdi oturdum. Bütün gün koşturmaca geçti. Ve bacak kaslarım ciddi şekilde ağrıyor. Kaslar kendini bırakmadan egzersize başlamışken ikinci günü de pas geçmek istemedim. O yüzden şimdi hemen başlıyorum. Optional olan videoları da yapacağım. Birazcık daha esneme muhtemelen ki ben esneme hareketlerini çok severim. Şimdi buradan direkt beni YouTube'a yönlendirdi. Başlıyorum şuradan. Bu ısınma türüymüş. Türkçe altyazıyla beraber çıktı. Saatimden yüksek yoğunluklu antrenmanını seçiyorum. Ve hem kaç dakika egzersiz yaptığımı hem de kaç kalori yaktığımı hesaplarına göre izleyeceğiz. Birinci video ısınma videosuydu. Gayet iyi. Esnemeyle 12 egzersizle başladım da bununla başlamıştı. Bundan daha iyi hissediyorum ilk videonun sonunda. Şimdi ikinci videoya geçiyorum. Birincisi 6 dakika kadar sürdü. Videoda itibariyle dağılmış durumdayım. Bazı hareketlerin köşede şeyi var. Bu size ağır geldiyse bunu yapın. Bazılarında onu yaptım. 23 dakika geçti. 160 kalori gitmiş. Bu çok iyi. 20 dakikada. 3. videoya geçiyorum. Dağılmış bir şekilde 2. günü tamamladım. Saat şu anda 11. 255 kalori yaptım toplamda. 55 dakikaya yakın bir egzersiz yaptım. Birinci ve sonuncu egzersiz ister yap ister yapmaydı. Birincisi ısınmaydı zaten, orayı çektim. Son videoda esneme videosuydu. Gene ister yap ister yapmaydı ama ben yaptım çünkü zaten esnemeyi çok severim. Egzersizlerin sonundaki o esneme hareketleri beni hep rahatlatmıştır. O yoğun tempodan sonra bana çok iyi geldi. Şimdi bitki çayı içeceğim. Öyle duşa gireceğim. Terledim, o yüzden üzerime bunu giydim. Bayağı bir terledim. İkinci gün bence iyi. Orada köşede bazı videoların bazı egzersizleri yaparken bu ağır geliyorsa solda daha hafife, mesela plank pozisyonunda dizlerinizin üstünde kalıp bunu yapın gibi öneriler vardı böyle küçük bir ekranda. Ben birkaç videoda soldaki küçük ekrandaki daha kolay hareketi yaptım. Öbürü bana hoplamalı zıplamalı ağır geldi ve gecenin bir yarısı çocuklar rüya komşular aşağıda. Ay yine nefes nefeseyim. Ama bence iyi oldu. 3. gün daha da iyi olacak çünkü dünden daha iyi hissediyorum. Bugün daha uzun bir seri yapmama rağmen. Ya bir de bu arada ne yiyip ne içtiğimi de paylaşacağım demiştim. Ya bugün sabah maydanoz suyuyla güne başladım. Sonra yulaf lapası yedim. Öğlen kayınvalidemde taze fasulye yedim. Akşamda böyle etli buğdaylı bir buraya özgü bir aşure yemeği var. Onu yedim. Onu biraz fazla kaçırdım. O yüzden egzersiz yaparken beni biraz yordu. Çünkü yağlı
ekmek vardı yanımda. O beni birazcık yordu. Bunun dışında gün içinde başka bir şey yemedim. Meyve falan. Su içtim. O kadar. Şimdi bitki çayı içeceğim. Yarın da annemlerde devam edecek zaten. Simge de Clo Eating'i yapıyormuş kardeşim. Üçüncü günü onunla beraber yapacağız. Üçüncü günden selam. Şimdi çocuklar yine uyudu. Ben bu seriye akşamları devam edebileceğim belli ki. Çünkü çocuklar yani dünya evde uyanık gezerken konsantre olamıyorum ya da işte kaslarım ağrıdığı için bayağı bir olmuyor. Aslında üçüncü gün Arsus'a gitmiş olduğumuz için dündü. Yazlıkta yaptık Simge'yle ama o sırada kameramın şarjı bittiği için videolayamadım. Bugün dördüncü günümüz ama ben yine de üçüncü günü videolayamadığım için üçüncü günü yapacağım. Ya da dördüncü gün mü yapsam ya? Yani yaptım ama videolayamadım. Zaten bir tek egzersizleri yapmış olduğumu göstermek için videolamak istiyordum. Bahçede Simge'yle hopladık, zıpladık. Kaslarım ciddi şekilde çok ağrıyor. Hatta dün yürüyüş yaparken oturup kalkarken böyle destek alarak oturuyordum. Karın kası çalışıyoruz ama resmen bacak kaslarım fena halde tutulmuş durumda. Ama bu ağrılar daha iyi çalıştığını gösteriyor. Dördüncü günü yapayım ben ya. Yarın zaten yaş günüm ve yaş günüm olduğu için de ara veriyorum. Beşinci gün zaten dinlenme günü. Yine telefondan açacağım. Yazlık videolarını bilgisayara yüklemeye başladığım için bilgisayarım şu anda şarjda ve yükleme yapıyor. Hiç yerinden kıpırdamadan buradan yine açıyorum. Ben tipimden anlayacağınız üzere toplamalı zıplamalı bir videoyu daha bitirdim. 13 dakikaydı birinci video. Şimdi ikinci videoya geçiyorum. 3 video var bugün de. İkinci video kaç dakikaymış? 11 dakikaymış. İyi. Sürelerin kısa olması beni motive ediyor. 3 videonun sonunda oturup bir kahve içeceğim. Önümüz Ramazan. Haftaya da burcular gelecekler. 10 güne kadar. Onlar da geldiği zaman bayağı bir yemek yiyip verdiğim tüm kiloları almak gibi planım var. Aslında bu benim planım değil ama olacak olan. Maydanoz kürü devam ediyor. Hatta bitmek üzere son. Birkaç gün kaldı galiba. Her gün Instagram'a sabah yazıyorum kaçıncı gün olduğunu ama. Maydanoz kürünü aslında zayıflamak için değil. İdrar yollarında çıkan iltihabı sökmesi için içiyorum her sabah. Böyle bir challenge başlatmıştım. Her sabah 14 gün boyunca maydanoz kürü içelim diye. Bana gerçekten iyi geldiğini düşünüyorum. Hem sabah onunla güne başlamak. Direkt böyle iç organlarımı temizliyor gibi hissediyorum. Hem de dün annem sodalı yaptı sabah. Yani benim hazırladığım küre soda ekleyerek yaptı. O da güzel oldu ama soda içmeyi ben pek sevmediğim için ben suyla ve limonla devam ediyorum. Neyse yeterince soluklandığıma göre ikinci videoya başlayabilirim. Aman tanrım tipim korkunç. Ben öldüm. Üçüncü video kaldı. Ay delirmelik. Yarın neyse ki boş gün. Ama sanırım yaş günümü şöyle geçireceğim yani şu kas ağrılarıyla geçireceğim ama bence yarın da birazcık daha hafiflemiş olur çünkü bugün dünden daha iyi. Bir de normalde ikinci günde de söylemiştim galiba köşede bu hareket size ağır geliyorsa diye böyle daha hafifletilmiş hali var egzersizlerin. Ben birinci ve ikinci günde genelde hep soldaki hareketleri yaptım. Dün hareketlerin bir kısmında solda çıkan küçük kutucuktaki hareketleri yaptım. Yarısında kalanı yaptım. Bugün hiç soldaki hareketleri yapmadan tamamında ana hareketi hoplamalı zıplamalı bir şekilde yapabiliyorum. Yani bu da demek oluyor ki 4 günde hem kaslarım güçlenmiş hem daha kuvvetliyim. Yine de sonuna doğru plankta bıraktım gibi oldu. Ama olur böyle şeyler. Şimdi
Yani bu aslında karın challenge ama tüm vücut çalışıyor. Yani şu anda her yerim boncuk boncuk terlemiş bir durumda. Şimdi son videodayız. Her videonun başında bundan sonuç alanların videolarını ve fotoğraflarını paylaşıyorlar. O da bayağı bir motive edici oluyor. Evet, kaymış bir tiple 4. günü tamamlamış olduk. İyi gidiyor yani, ilk güne göre bence gayet iyi. İyi hissediyorum, daha kuvvetli hissediyorum. Yine de bilek bölgem çok zayıf, o yüzden çok fazla şu 3. video çok fazla bileklerin üstünde hareket vardı ve ben bu konuda birazcık zorlandım. Bileklerim güçsüz yani. Bayağı bir yoruldu yani. Bu antrenmanda en fazla bileklerim yoruldu. Neyse, yarın doğum günüm. Yeni yaşıma giriyorum. Karın kaslarımla gireceğim inşallah. 6. günde yeniden görüşmek üzere. Evet, 6. gün. Dünkü yaş gününden sonra bu gece ancak saat 1'de metin üstünde geçebiliyorum. 6. gün heyecanlı bir gün ara verince kaslarımda daha yoğun bir ağrı oldu ama bugün daha iyi hissediyorum ve daha güçlü hissediyorum. Bugün tüm hareketleri pes etmeden yapabileceğime inanıyorum. Hadi başlayalım. Hani ilk 4 güne göre kolay bir seriydi. Yani kolay değildi, zordu ama kaslar alıştı yani bence. Gene zıplamanın birkaç hareketi yapmadım çünkü saat 1.30 oldu ve çok kötü oluyor aşağıya doğru zıplayınca. Zıplamadan hallettim. Siz gündüz yaparsanız zıplayarak yapın. 7. günde görüşürüz. Clothing Challenge 7. günümdeyim. Bir haftayı geride bıraktık. Bir gün ara verdim sadece. O da zaten programın gereği. Ara vermem gerekiyordu 5. günde. Bugün 7. gündeyim. Kaldı geriye 7 gün. Bir tane daha mola var galiba. 7. günde de toplamda 4 tane video varmış. Şu anda ne durumda olduğumu soracak olursunuz. Bence gayet iyi gidiyor yani. Sadece karın kası çalıştığımızı sanıyordum ama bence bacaklar da çok fazla çalıştı bu bir haftada. Ve zaten en fazla bacak bölgem vardı. Karın bölgemden bile çok. O yüzden bacaklardan da incelme olduğunu düşünüyorum. Bakalım şurada alt karında hala bir topluk var. Benim istediğim bunun böyle dümdüz olması. Yine bir akşam spor başına geçtim. Çocuklar uyuduktan sonra gündüz pek fırsat olmuyor ne yazık ki. Hadi hemen 7. güne başlayalım.
8. güne selam. Yine bir akşam kameranın karşısına geçtim. Saat şu anda 10 ve 14 günlük programın 8. günündeyim. Hemen şimdi açıyorum. 8, 8, 8. Oh, 9 boş. Yarın boş gün. Başladık hadi. Bayağı bir sıkılaştım şu kaslarıma bakın. Bence gayet iyi görünüyor. O kadar kolun üzerinde durmaktan. Hadi başlayalım. 13 dakika. Sekizinci gün 4 videoluydu ve sonra sadece 3 dakikaydı ve hepsi karın egzersiziydi. Karnımın bayağı yandığını hissediyorum. Neyse ki yarın tatil günü. Ondan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 5 tane. 5 günüm kalıyor. 5 gün sonra sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Bu süreçte hiç tartılmadım. Maydanoz kürcü detoksu bitti. Gerçi bittiği gün tartıldım. 2 kilo vermiştim. Ama ondan sonra hiç tartılmadım. Gerçekten ben de sonucu merakla bekliyorum. Videonun yani son günde tartılmayacağım, ölçüm yapmayacağım. Çünkü egzersiz yapıldığı gün kaslar esnemiş olduğundan bir sonraki gün tam sonuç oluyormuş. O yüzden ben de 14. gün bitecek. 15. günde muhtemelen ölçümlerimi yapar, tartılır ve videoyu kapanış konuşmasıyla da başında da bir konuşma yapmam gerekiyordu. Baş ve kapanış konuşmasıyla bitiririm. Hadi bakalım sizler neler yaptınız acaba, benimle beraber bu challenge'a katıldınız mı? Bu videonun altındaki yorumlarda buluşalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi mezuramı yanıma aldım. Gluting Challenge birinci videomu, yani birinci gün videomu izlediyseniz zaten ölçümlerimi de görmüşsünüzdür. Şunu şöyle biraz uzaklaştırayım. Orada basen, göbek ve bel bölgemi ölçmüştüm. Şimdi yine bel bölgesinden başlıyorum. Mezuram burada. Bunu birazcık yukarı doğru kıvırayım. Kaçtı bel bölgem? Bel çevresi 74. Sanırım 74'tü. Wow. Yanlış olmasın. 71 olmuş. Tam 3 santimlik bir incelme söz konusu. Şimdi göbeğe bir bakalım. Zaten göbek deliğim burada. Göbek deliği 82. Göbek deliğim 74 ile 75'in arasındaki çizgi. Buna gerçekten çok sevindim çünkü 80 küsürlü bir şeydi. Kaçtı ilk videoda hatırlayamadım, bir dakika. Göbek 82'ymiş. Şaka mı bu? 10 santim mi? Yok artık. Oğlum da şu anda şokta. Mümkün değil canım, saçmalamasınlar. Vallahi 73. 82'den 73, 9 santim, şaka gibi. Demin birazcık fazla sıkmışım, 71 dedi, 73 yani. İnanılmaz. Bu inanılmaz. Ya bırakmayacağım, devam edeceğim kesinlikle bunu yapmaya bir haftaya verdikten sonra. Şimdi basen bölgesindeyim. Bir de basen ölçeceğim ben. Basenlerimin incelmesini istiyorum çünkü. Yani kalça altından mı ölçmem gerekiyor baseni? Basen çevremde yanlış ölçmüyorsam 102 santim. Basenlerimi de çok çalıştığını düşünüyorum. Çünkü egzersiz boyunca en çok hep bacaklarım ağrıdı.
Görünüyor mu şuradan? ...96 kaçmış biliyor musunuz? 102. İnanılmaz, ben böyle bir sonuç açıkçası beklemiyordum. Evet, biraz inceldiğimin farkındaydım. Ben daha doğrusu şöyle bir umutsuzluğa kapıldım. Normalde böyle ben bir karın kası hayal ediyordum. Şurada bir çizgi oluştu, şuralarda çizgiler var ama tam böyle benim hayalimdeki gibi bir karın kası olmadı. Ama incelme gerçekten söz konusu. Bütün buna değdi ve sadece 14 gün, ki 14 gün 3 günde tatil ara gündü. 5. gün, 9. gün yok, 2 günü tatildi. Bir de herhalde ben bir tane kendim pas geçtiğim bir günüm oldu. Emin değilim şu anda. Ben 3 gün aklımda kaldı. 102 mi? O sebepten bence bunu kesinlikle yapın. Bir şey kaybetmezsiniz. Yani 14 gün dişinizi sıkın. İlk günler oldukça zor oluyor ve şöyle, eğer çok hoplamalı zıplamalı egzersizler kalbinizi çok yoruyorsa, nabzınızı çok yükseltiyorsa, sol alt köşede daha hafifletilmiş şekli var. Mesela onun aslında ben egzersizleri yaparken de söyledim. Mesela işte videoda çok zıplıyor. Sol alta bir tane gösteriyor ki İşte zıplayarak değil de ayakta, ayaklarını kaldırarak sadece. Onları yapabilirsiniz, zorlanırsınız ama ilk 2-3 günden sonra zaten vücudunuz bu tempoya alışıyor ve sonucu görüyorsunuz değil mi? Muhteşem. Yani alt karın zaten beni sıkıntıya sokan bölgeydi belden çok. Belim zaten inceydi, seviyordum belimin inceliğini ama alt karın İlk videomda söylediğim gibi oldukça böyle kilo aldığım zaman ortaya çıkan bir bölge oluyordu. Şu anda gerçekten çok mutluyum. Ben de 9 santim daha fazla incelen bir video hiç izlemedim. Yapın, yaparsanız aşağıya sonuçları mutlaka yazın. Sizde sonuç olacak mı oldukça merak ediyorum. Ve kanalıma abone olun. Gelen dönemde neler neler olacak hep beraber görelim. Bir sonraki challenge'a beraber başlayalım hatta eğer isterseniz. Mutlaka abone olun. Bu videonun altına bu challenge'a katılanlar varsa lütfen yorumlarını bıraksınlar. Beraber birbirimize motivasyon verelim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.